Herkese merhabalar, nasılsınız çocuklar? Umarım iyisinizdir. Bugün 22. dersimizde sizlerle buluştuk. 22. dersimizin konusu verilmeyen, bölünen, bölen ve bölümü bulmak. Şimdiye kadar zaten biz diğer derslerimizde 22. dersimizden önce zaten bölümün nasıl bulunacağını konuşmuştuk. Ayrıntılı olarak bu dersimizde bölünen ve bölen nasıl bulunur bunu işleyeceğiz. Şimdi çocuklar, bizim bölme işlemimizin öğeleri vardı. Bunlar neydi? Bu kısma ne diyorduk? Bölünen, burası bölen, burası bölümdü, değil mi? Şimdi biz eğer bir bölme işleminde buradaki bölen sayı verilmemişse şunu düşüneceğiz. Biz ne söylemiştik? Mesela başka daha küçük sayılarda örnek vermemiz gerekirse 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3 olduğunu biliyoruz dedik ve 0. Biz bu işlemde buradaki 6'yı bulmak için ne demiştik? 2 ile 3'ü çarpabiliriz. 6'yı 2'ye bölsek de aynı diğerine ulaşıyorduk. 6'yı 3'e bölsek de diğerine ulaşıyorduk. Yani bu durumda ben 6'yı 2'ye bölmüş olsam 3'ü bulacağım. 6'yı 3'e bölmüş olsam 2'yi bulacağım demiştik bir önceki dersimizde. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Eğer bir bölme işleminde bölen verilmemişse bize verilen bölüneni verilen diğer sayıya bölüyoruz. O zaman ben buradaki böleni bulmak için ne yapıyorum? 60'ı 5'e bölüyorum. 6'nın içinde 5 bir defa, bir kere 5. 5 çıktı 10. 2 İşte buldum. Demek ki buradaki benim bölen sayım 12'ymiş. Anlaştık mı? Harika. Haydi gelin sorumuza. Yandaki böleni verilmeyen bölme işleminde kalan en fazla kaçtır diyor. Ben bölen verilmediği zaman ne yapıyordum? Bölünen sayımı bölüm sayısına bölerek buluyordum. 96'yı hemen 8'e bölerek 9'un içinde 8 bir defa, bir kere 8 8 16 oldu. 16'nın içinde 8 2 defa çıkarttık. Buradaki bölen sayımız 12'ymiş. Ama bize bölen sayımızı da sormuyor. Kalan sayımız en fazla kaçtır diye soruyor. Ben ne demiştim bir önceki dersimizde? Kalan sayı aşağıda olduğu için yukarıdaki sayımızı asla geçmez. Yukarıdaki sayımız, yani bölen sayımız daha büyük olur. Aşağıdaki sayımız, yani kalan sayımız daha küçük olacak. Bu nedenle 12'den hemen bir önce gelen en büyük sayımız 11 olduğu için bu bölme işleminde kalan sayımız en fazla 11 oluyor diyoruz. Anlaştık mı? Verilmeyen bölünen olduğunda ne yapıyorduk? Bölen sayımızla bölüm sayımızı çarpıyorduk. Yani 17 ile 12'yi çarpıyorum çocuklar. 2 kere 7 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 2 kere 1 2, bir tane de burada vardı. 3, 1 kere 7 7, 1 kere 1 1 topluyoruz. 204 etti. Eğer kalan olmuş olsaydı ne yapıyorduk? Üstüne de kalanı ekliyorduk. O konuya bir önceki dersimizin sorularında da yer vermiştim. Yine hatırladığını düşünüyorum. Yandaki bölüneni verilmeyen bölme işleminde bölünen en fazla kaçtır diyor. Bölünenin en fazla olmasını istiyor. En az olması için kalansız bir bölme işlemi olması gerektiğini biliyorduk. Çünkü hiç sayı eklemeyeyim diyorduk. Ama bölüneni en fazla yapmak için bu iki sayıyı çarpalım. Bir de kalana burada en büyük sayıyı verelim ki topladığımızda burayı çarpıp üzerine burayı topladığımızda en büyük sayıya ulaşmış olalım. O zaman buradaki kalan en fazla kaç oluyordu? Yukarıdaki sayımızı bölen sayımızı asla geçmiyordu ve bir küçüğü oluyordu. Yani ben burada ne biliyorum? 38 ile 8'i çarpacağım. 8 kere 8 64 elde var 6. 3 kere 8 24 6 da elde 30. Üzerine kalan sayımı ekliyorum. Ve cevabım 341 oluyor. Bu test kitaplarında kural olarak gelir çocuklar.
kural sorusu olarak gelir. Yapabilmeniz için bu kuralı bilmeniz gerekiyor. En az olması için kalanı sıfır, en fazla olması için şuradaki sayıdan bir küçük sayıyı ekleyip toplamamız gerektiğini asla unutmamalısın. Bakalım ne diyoruz? Sokağımızdaki kafenin her zaman sıcak simitler, kekleri olur. Aynı zamanda pastaları da çok güzeldir. Bu nedenle her akşam tüm masaları dolu olur. 4 kişilik 16 masası, 3 kişilik 13 masası, 2 kişilik 15 masası olan bu kafede akşamki müşteri sayısı kaçtır, kaç olur diyor. Tane tane okuyoruz. 4 kişilik 16 masası varmış. 3 kişilik 13 masası varmış. 2 kişilik de 15 masası varmış. Sırasıyla işlemlerimizi yapalım. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 16 tane olduğu için nasıl yapıyoruz? Çarpıyoruz. 4 kere 6, 24, 50 var. 2, 4 kere 1, 4, 64. Geçelim 3 kişilik masaları bulalım. 3, 3, 3, 3, 3. 13 tane masa varmış. Hemen aynı sayı tekrar ettiği için çarpıyoruz. 2, 2, 2, 2 de 15 masası varmış. Şimdi ne yapmamı istiyor benden? Toplamını istiyor. 64, 39 ve 30'u topluyoruz. 9, 4 daha 13. 6, 9, 10 topladım 13. Anlaştık mı? Güzel bir çikolata sorusu görünüyor. Çikolatacı Fatih Bey satacağı çikolataları yandaki gibi paketlemiştir. Buna göre Fatih Bey'in paketlere yerleştirdiği toplam çikolata sayısı kaçtır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Ay, yanlış yazdık. Şöyle 12 yapalım. Burada da 3, 6, 9 tane var. Çocuklar, şimdi sen direkt hızlı bir şekilde şöyle düşünebilirsin. 34 adet 12 12 varsa 34 çarpı 12 yaparak sonuca ulaşmam lazım. Burada da 45 9 9 9 9 paket şeklinde gidiyorsa 45 45 45 9 varsa 45 ile 9'u çarpman gerektiğini biliyoruz. 2 kere 4 8, 2 kere 3 6, 1 kere 4 4, 1 kere 3 3, 8, 10. Burası 408 geldi. 5 kere 9 45. 45'in 5'i 50 var. 4. 4 kere 9 36. 4 daha 405. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunları toplamını soruyor. 408. 405. 9, 10, 11, 12, 13 etti. 4, 4 daha 8. Bu da toplam çikolata sayımı oldu. Anlaştık mı? Aslında bu yöntem nereden geliyor? Şimdi sen kaç tane çikolatanın olduğunu bilmiyorsun. Ve bunu ne yapmışsın? 12 ile 12 ile 12 ile 12 ile 34 tane paket yapmışsın. Yine kaç çikolatanın olduğunu bilmiyorsun. 9'lu 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 45 paket yapmışsın. Buradaki bölünen sayıları bulup, hangi sayıyı böldüğümü bulup devamını sağlıyoruz. Bu nedenle biz ne biliyoruz? Buradaki iki sayıyı çarpmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden hemencik çarpıp sonuca gittik. Ama sen bunu her zaman düşünemeyebilirsin. İşte aynı sayı tekrar ediyor. Direkt çarptım, topladım da diyebilirsin. Canım çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal.